TGRT televizyonları olarak AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Burhanettin Bey'e konuk olduk. Burhanettin Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1967 doğumluyum. Endüstri mühendisliğinde profesör olarak uzun zamandır öğretim üyesi olarak görev yaptım. Karabük Üniversitesi'nin kurucu rektörüyüm. İki dönem rektörlük görevini yaptık. 26. dönemde AK Parti Karabük Milletvekili olarak görev yaptım. Ve 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimi için AK Parti'den belediye başkan adayım. İnşallah Karabük'ümüze vermiş olduğumuz hizmetleri bundan sonra devam ettirmek istiyoruz. Seçilmeniz halinde Karabük'le ilgili projeleriniz nelerdir? Evet, en büyük projem Karabük'ün bir bilim, üniversite ve öğrenci kenti olması için sosyal donatıların, sosyal hizmetlerin buna dönük olarak yapılmasını arzu ediyorum. Tabii ben bu şehirde 25 yıldır bürokrat olarak çalışıyorum. Bu şehrin neredeyse hafızası konumundayız. Bu birikimimizi inşallah belediye başkanlığımız döneminde icraata dönüştüreceğiz. Tabii her şehirde olduğu gibi burada da trafik problemleri var. Bu trafik problemlerinin çözülmesi için projelerimizi açıkladık ve halkımız tarafından da çok teveccüh gördü. Karabük'ün içerisinden geçen bir araç çayımız var. İnşallah Eskişehir'i geçebilecek elimizde altyapı var. Belediye başkanlığımız döneminde de bir Eskişehir örneğini Karabük'e taşımak istiyoruz. Rektörlüğüm döneminde devam ettiğimiz ama bir türlü başlayamadığımız havaalanı projelerimiz var. İnşallah o havaalanı projesini de belediye başkanlığımızın ilk yıllarında sonuna kalmadan Karabük'e kazandırmış olacağız. Karabük'te sosyal belediyeciliği getirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnsanlar Karabük'e geldikleri zaman huzur duydukları, Karabük'te yaşayanların mutlu yaşadığı, çocuklarına güzel bir Karabük bırakacakları bir şehir oluşturmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.